Ve veda zamanı. Sadun Boru'yu hepiniz bilirsiniz. Sadun abi. Sadun Boru dünya seyahati yapan ilk Türk denizcisi, amatör Türk denizcisi. Yaptığı seyahati bir gazeteye röportaj olarak yayınlayıp hafta hafta gittiği yerlerden mektuplar yollayarak, fotoğraflar yollayarak dünya seyahatini milyonlara ulaştırabilme şansı yakaladı sevgili Sadun Boru. Sadun abi aynı şekilde ardından Vira Demir diye bir kitap da yazdı. Bütün Türkiye'yi ve Türkiye'deki koyları dolaşıp. Şimdi bütün bunları niye anlatıyorum? Bir yanı insana ilham oldu Sadun abi. Valla ne yalan söyleyeyim, ben de Vira Demir'i okuduktan sonra denize hallenenlerdenim sağdan sağdan. Vira Demir tekrar basıldı bu arada, bilgi olarak vereyim. Yıllar sonra yeniden basıldı. Yoktu. Ülkede bu kitabı bulmak mümkün değildi. Sadun abiye, Sadun Boru'ya sormuşlar. Demişler ki tekrar genç olsanız neyi değiştirmek isterdiniz diye. Sadun abi şöyle demiş. Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim. Yine aynı hayatımı sürdürmek isterdim. Her gün işe gidersin. Holding sahibi olursun. Ama iki gazete ilanıyla gidiverirsin. Türkiye'nin, hatta dünyanın zenginiydi Vehbi Koç. Ama ölmeden önce çok büyük başarı kazandım ama hiç yaşayamadım demişti. Sonra Turgut Özal. Bir gün oturmuş sohbet ediyoruz Turgut Özal'la. Bana dedi ki, sana nasıl imreniyorum bilemezsin. Ben de ona dedim ki, değiştirin öyleyse hayatınızı. Değiştirin. Herkes benim gibi yaşayabilir. Böyle dedim. Kederlendi. Yapamam dedi. Benim bakmam gereken o kadar çok insan var ki çevremde. Sırf kendini düşünmek olurdu bu dedi. Ben hep eşe dosta, gençlere söylerim. Allah herkese 5 duyu vermiş. Bir de 6. duyu var ki o da doğadan zevk almak. Bu 6. ben uydurdum. Ama orada Allah baba biraz bonkör davranmış. Yukarıdan biraz bana fazlasıyla serpmiş. Kimin üstüne geldiyse onlar yaşar. Onlardan ötesi evden işe, işten eve. Karınca gibi yaşar. Ömür öyle geçer gider. Lafım şu. Naviga yayınları bildiğim kadarıyla tekrar yayınladı Sadun Boru'nun Vira Demir'ini. Alın ya. Belli mi olur, belki size de buradan gelir biraz deniz. Bana hemen şunu dediğinizi duyuyorum. Ya o kadar para bizde ne arar? O kadar para bizde ne gezer? Bu iş parayla alakalı değil. 50 bin liraya bir kayık alabilirsiniz. 50 bin liraya bir kayık derken içinde yaşayabileceğiniz, yatabileceğiniz, kalkabileceğiniz, yemek yapabileceğiniz, tuvaletinizi yapabileceğiniz bir kayık alabilirsiniz. Önemli olan şu. Siz yaşamak istiyor musunuz bunu? Asıl soru bu. Siz istiyor musunuz? Yoksa bahane, bahane göz deliği gibidir. Herkes de vardır. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.